Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size BMW araçlarda bulunan VANOS sisteminin testini yapacağız. Bu test sonucunda VANOS sisteminizin çalışıp çalışmadığı hakkında bilgi sahibi olacağız. Öncelikle bu testi yapabilmeniz için arkadaşlar 2 adet kablo ihtiyacımız var. Kabloyu soket üzerinde, yani solenoid üzerindeki sokette arkadaş artı ve eksi yazıyor. Bu artı ve eksiye aracı üzerinden alacağınız, sigorta panelinden alacağınız herhangi bir artı, yine eksi kısmına da aracı üzerinden alacağınız, gövdesine alacağınız şase yeterli olacaktır. Şimdi öncelikle bu sistemin çalışıp çalışmadığına karar verebilmek adına bu VANOS sisteminin hakkında, nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için internetten biraz araştırma yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Ben çok kısa bahsedeceğim. Şimdi aracımız arkadaşlar rölantide çalışırken ve yüksek devirde çalışırken değişik bir zamanlamaya ihtiyaç duyuyor. Yani emme zamanlamasına veya egzoz zamanlamasına ihtiyaç duyuyor. Bizim araçlarımız tek VANOS'lu olduğu için biz de tek VANOS'un testini yapacağız. Yani emme kısmında bizim araçlarda işte yaklaşık 3000 devre geldikten sonra VANOS devreye giriyor. Ve buradaki arkadaşlar buraya gelen elektrik vasıtasıyla buradaki solenoid harekete geçiyor. O solenoid arkadaşlar şuradan gelen araç yağının buradan buradaki VANOS sistemine girerek eksantrik milinin bir miktar daha erken açılmasını sağlıyor. Yani subapların erken açılmasını sağlıyor. Böylece avans veriyor arkadaşlar. Yani yüksek devirde içeriye daha fazla hava alınarak motor performansı artırılıyor. Şimdi eğer buradaki VANOS sisteminizde arıza varsa yüksek performanslarda aracınızdan, yani yüksek devirlerde aracınızdan yüksek performans alamazsınız. Şimdi özet geçtikten sonra biz buradaki arkadaşlar soketimizi artıyı ve eksiyi bağlayacağız. Şöyle bağlayalım. Ben burada akü kullanıyorum arkadaşlar. Kablom uzun olmadığı için sigorta paneline kadar çekmeyeceğim. Herhangi bir 12 voltluk akü işinizi görecektir. Şu şekilde pinler içerisinde kısa devre yapmayacak şekilde bunu ayarlıyoruz. Artı ve eksiği tekrar kontrol edin. Ters verirseniz bobini yakma gibi durumunuz var. Bu şekilde çalışmazken bakın verdiğimde bir ses duyabilirsiniz. Bakın, yaklaştırıyorum mikrofonu. Evet, bu ses solenoidin çalıştığına işarettir arkadaşlar. Yani solenoidimiz çalışıyor. Eğer bu sesi duymuyorsanız solenoid kısmının bozuk olma ihtimali %10 bir ihtimaldir. O zaman solenoid bozuktur. Ama bu dediğim gibi solenoidin bozuk olma ihtimali çok karşılaşmadık. Forumlarda falan pek görmüyoruz. Genelde VANOS sistemi arıza yapıyor %90 oranında. Şimdi ben artıyı vermiyorum. Bu şekilde beklesin. Aracımızı çalıştıracağız. Motorun sıcak soğuk olması hiç önemli değil. Evet, şu an aracımız çalışıyor. Zaten VANOS arkadaşlar soketi sökmeme rağmen bakın herhangi bir değişiklik yok. Rölantideyken herhangi bir motora avans ihtiyacı hisset, yani bu avansa gerek yok. Yani subapların erken açılmasına gerek yok. Subapların erken açıldığı zaman daha fazla hava girecek ve rölantideki çalışmayı bozacaktır arkadaşlar. Sadece yüksek devirlerde bizim ekstra bir avansa ihtiyacımız var. Yani subapların daha erken açılması yüksek devirlerde daha elzem bir durum diyebilirim. Şimdi bakın 12 volt veriyorum. Solenoidim çalışacak. Evet. Motor dengeyi bozdu arkadaşlar. Rölantide bir sapıtma meydana geldi. Yani şu an rölantide güzel çalışmıyor. Tekrar çekiyorum şimdi 12 voltu. Evet. Motorun rölanti devri şu an daha böyle bir güzel oluyor arkadaşlar. Yani daha böyle stabil oldu. Tekrar dokunduruyorum. Evet. Bakın stop edecek gibi oluyor. Ve çok titriyor. Tekrar bırakıyorum. Tekrar veriyorum 12 voltumu. Evet. Şu an gördüğünüz üzere motorun rölanti çalışması bozuluyor. Yani VANOS devreye giriyor. VANOS devreye girdiği zaman sanki araç yüksek devirde çalışıyormuş gibi hissediyor. Ve ona göre avans veriyor. Yani içeri daha fazla hava alınıyor. Bu da arkadaşlar motoru rölanti çalışmasını olumsuz yönde etkiliyor. Zaten amaç motor rölantide düzgün çalışsın. Yüksek devirde daha performanslı çalışsın diye yapılmış bir sistem bu. Şimdi aracımı stop edeyim.
Şimdi buradan şu sonuca varacağız arkadaşlar. Benim vanosum, senon dediğim çalışıyor. Vanos devreye giriyor. Herhangi bir sıkıntı yok diyebiliriz. Buradaki rölantideki sarsıntıya göre arkadaşlar kendiniz vanosunuzun gidip gitmediğine, yani ömrünün ne kadar kalıp kalmadığına az çok tahmin edebilirsiniz. Yani en kabaca ve basit yoldan yapılabilecek vanos testi bu şekildedir arkadaşlar. Farklı şekilde test edenler var. Bazı işte bilgisayara bağlayınca da bazı verileri basınçları veya kan mili açısını okuyarak da çalışmadığına bakabilirsiniz. Şu an benim vanosumda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Aracımın kilometresi 260 civarlarında, 260 bin civarlarında. Yine kendi araçlarınızla kıyaslayarak vanosunuzun ömrünün ne kadar kaldığını veya bakım gerektiriyor mu gerektirmiyor mu onu görebilirsiniz. Ama arkadaşlar ben bundan sonraki videomda video açıklamalar kısmına ve video sonuna ekleyeceğim. Şuradaki vanos kapağının alt kısmından yağ kaçırdığı için ben vanos sistemini sökeceğim. Sökmüşken de bunun içerisindeki vanos yenileme işlemini yapacağım. Ayrıntılı olarak da vanos yenileme işlemini arızalı olan araçlar için göstereceğim. Tekrar söylüyorum, aracımda herhangi bir vanos arızası gözükmüyor. Ama dediğim gibi kapağı sökerken o bölgeyi değiştireceğim ve yine vanos testi yapacağız. Oradaki rölantideki dalgalanmaya bakacağız. Öncesi ve sonrasında kendiniz görebileceksiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Thank you.